Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten efsane bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuzdur belki. Bilmiyorum. Zaten bu videoda birazcık açıklayacağım size. Bir devrin sonu etkinliği geldi ve bakalım nasıl bir etkinlikmiş arkadaşlar. Hem ona bakacağız hem de arkadaşlar özel teklifin bütün paketlerini açacağım arkadaşlar. Yani bütün özel teklifleri alacağım. Arkadaşlar bir devrin sonu etkinliğine özel sizlerden bu videoya tam 5000 beğeni bekliyorum. Bu etkinliğin paket açılımını yapıyorum. 1500 FA Points artı bir de özel teklifli paketi alacağım. Ve hala kanalıma abone değilseniz de yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın aşağıdan. Hemen bunları yapın. Hadi arkadaşlar hemen yapın. Ve hemen arkadaşlar şimdi devam edelim. Hangi bütün özel teklifleri alacağım hemen de onu göstereyim sizlere. Hemen mağazaya gelelim arkadaşlar. Mağazaya geldiğimiz zaman BDS bileti olan teklifleri alacağım. Bir devrin sonu değil. BDS bileti olan özel tekliflerin hepsini alacağım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü burada garanti bir oyuncu var. Ve ben bunu asla kaçırmak istemediğim için bunu alacağım arkadaşlar. Hemen bir tane karşı yatağını oynayacağım. Sonra da sizlerle birlikte bunu alacağız. Hemen karşı yatağına girelim. Bakalım neler var, neler olacak. Bu arada arkadaşlar ben daha buraya çıkmadım. Buraya çıkarım da buraya çıkmam imkansız gibi duruyor. Şu anda dünya klasmanı 3'e çıkmam gerekiyormuş bunun için. Bunun da efsane 3. Efsane 3'e çıkamam. Dünya klasmanı 3'e çok kolay çıkarım diye düşünüyorum. Hesap biliyorsunuz yeni arkadaşlar. Bu arada galiba tam olarak anlayamadınız demek istediğim. Ben size dedim ki yorum yapın hangi oyuncu istediğinizi. Herkes yorum yapmış ama hiçbir yorum beğenilmemiş. Hani normal bir videoya gelen yorumun 5 katı falan yorum gelmiş. Ama hiçbir yorum beğenilmemiş. Beğendiğiniz yorumu likelayın ki o yorum en üstte çıksın. Ben de sizin ne istediğinizi anlayayım. Ona göre yapayım yani. Bunu da aklınızda bulundurun. Bunu kesin yapın arkadaşlar. Bu arada şöyle de yazabilirsiniz. Abi tamamen Süper Lig kur. Şu oyuncuyu al mesela. En çok beğenilen yorumda ne varsa onu yapacağım. Yani çok fazla pahalı olmasına gerek yok. Zaten oyuncuları alsam da yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Tüm coins'imi yükseltmeye harcayacağım için. Yani çok yüksek oyuncular söylemenize gerek yok. Messi falan tarzı. Zaten bu videoda oyuncumuzu alacağız arkadaşlar ve bir sonraki videoda almamı istediğiniz oyuncuyu da yorumlara yazabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Hemen yorumlara yazın. Süper Lig kur falan da diyenler olabilir. Ama şimdiden 2-3 tane oyuncumuz olmuş olacak. Onu nasıl yapacağız onu da bilemiyorum. O yüzden ona göre mantıklı bir şeyler de yazabilirsiniz yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maç bitti ve 7-2 kazandım. Hepsini size göstermeme gerek kalmadı. Bu arada üstümdekini de değiştirmiş oldum bu durumda. Ve bir devrin sonu maçı 2 tane BDS puanı ile bitti. Bakalım başka bir şey çıkma ihtimali falan var mıymış paketten? Yok, 2 tane BDS puanı veriyormuş ve 2 tane BDS puanı çıktı. Bunların ne işe yaradığına falan hep beraber bakacağız zaten. Şimdi hemen BDS bileti özel teklifimizi alalım. Garanti oyunculu paketimiz var ve bize elit oyuncu. Hani çok lazımdan ziyade aşırı lazım. O yüzden çok işimize yarayacak. Şimdi hemen sizlerle beraber 6 tane BDS puanı veren 3 lira 40. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ödememiz başarılı oldu. Bari sürekli saçımı düzeltip duruyorum. Gerçekten çok sinir oluyorum şu saça. Abi neyse ona sinirlenmeyelim şu anda hiç gerek yok. Ve bastım bakalım. Evet 6 tane daha BDS puanımızı aldık arkadaşlar. Ve şu anda çok güzel bir şey oluyor. Şu anda tam 1500 points vererek hem bir devrin sonu bileti elde ediyoruz. Hem de bir devrin sonu oyuncusu elde ediyoruz. Çeyru diye bir adam MDO mevkisinde oynuyormuş. MDO mevkisi iyidir arkadaşlar. Önemli bir mevki. Ona MDO mevkisine göre güzel hızı var. 86 driblingi var. Bakalım bunu birazcık yükseltince belki 90 dribling olur. Ve yükselir arkadaşlar. Ve yani Rainbow yapabilir. Bu arada Rainbow nasıl yapıyor diye soranlar oluyor. Çok oluyor. Onu da söyleyeyim yani gökkuşağı hareketi. Hani topu havada arkadan döndürme hareketi artık ne diyeyim. O 90 driblingi geçen oyuncular onu yapabiliyor. Ve arkadaşlar hoppum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane oyuncumuzu aldık. Buna özel sizlerden çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Herkesten bu videoya efsane bir like patlaması bekliyorum. Gördüğünüz gibi Çeyro'yu aldık. Evet arkadaşlar Çeyro'muzu aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncumuzu aldık. Onu kadroya koymadan önce bir de teklif 3500 mü? Aga be ya 1500 FA Points istiyormuş arkadaşlar. Gerçekten 500 FA Points eksik kaldı. O zaman ne yapalım? Şunu açsak ne olur?
1 ile 9 arası veriyor. Bu çok kötü arkadaşlar. 1500 FIFA Points'li açacağım. Ama daha sonra açacağım. Ve ekran kaydını da size gösteririm. Hatta şu anda belki gelmiştir ama açacağım ben onu. Merak etmeyin. Belki de canlı yayında falan açabilirim onu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar efsane bir şekilde oyuncumuzu çıkardık. BDS garantili oyuncumuzu çıkardık. Abi sırf bu video için o kadar şey kastım. Bunu bana mı öğretiyorsun ya? Yükselmiş durumda zaten. Biliyoruz. En yüksekken yapalım. Ve dizilişimizi de değiştireceğiz tabii ki. Bu arada santrafora geçti. Hiç olur mu orada santraforda o adam? Şöyle bir atak. Şöyle bir diziliş yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi Çeyro'nun becerisini geliştireceğiz mi? Bakalım. Yok geliştiremiyoruz abi. Çeyro senin nasıl bir beceri geliştiricin var da biz geliştiremiyoruz anlamadım. Yani gerçekten o kadar değişik bir beceri geliştiricin var demek ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çeyro bu şekilde oldu. Şimdi oyuncumuzu aldık. Hemen etkinliklere girelim. End of an era etkinliği yani bir devrin sonu etkinliği arkadaşlar. Bakalım. Burada bir tane paket görüyoruz. Hemen bunu bir alalım. Gördüğünüz gibi 20 tane beceri geliştirirse şu anda çok çok işimize yarayacak bir şey. Aldık bakalım. Ve donuyor. Abi şu paket açarken şu oyunun donmasına gerçekten bitiyorum. Hemen tümünü aç yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkmış. Herhalde artık şeye de çıkmıştır. Bu arada bir şey merak ettim şu anda. Dur. Level 3'ü aç diyor. Level 3 hangisi oluyor? Bu mu oluyor? Level 3. Ne demek acaba? Bu ne? Bu ödül almak için BDS 1. seviyeye yüksel. Bunu neye göre seviye atlıyoruz ben anlamadım ki. Oha Rusiçki. Abi bu var ya çok güzel bir etkinlikmiş ha. Kaka var. Ronaldinho var. Oha. Da biz bunu nasıl alacağız? Çok zor arkadaşlar ama şu anda üçgen arttırabiliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 269 bin coins verebiliyorum ama vermeyeceğim. Hiç veresim gelmedi. Burada da bayağı bir şey gidiyor arkadaşlar. Bunlar bize lazım ilerleyen zamanlarda. O yüzden şimdi vermeyelim. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar dilerseniz birkaç tane karşı atak maçı yapalım. Ben sonra mücadelelerde kazanacağım zaten oyunu. O yüzden hiçbir sıkıntınız olmasın. Hiçbir sorununuz yok zaten şu anda. Ve haydi bakalım arkadaşlar girelim bakalım etkinlikte neler olacak. Umarım güzel şeyler olur. Haydi bakalım abi. Bu arada şu kamerayı birazcık indirmek istiyorum. Evet tamam daha güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çeyru, Oxlade Chamberlain falan var. Orta sahamız gayet güzel. 105 binlik taraftar takım mı oynuyoruz? Yani bizden daha yüksek taraftarı var. Ancak daha ben hiç maç kaybetmedim. O az oynadığım için bu şekilde olduğu için sıkıntı yok yani. Hani rakip bizi yenecek garantisini veremem. Yenemeyecek garantisini de veremem ama ben yeneceğim ve söz veriyorum. Bakalım yenebileceğim mi? Bu arada gole yaklaştıktan sonra söz verdim. Yoksa vermezdim belki de bilmiyorum. Çok kötü bir şut abi. Yok böyle bir şut. Ve golü de yedik. Hani gol olmayacağını bile bile çektiğim bir şut. Ne kadar güzel olabilir ki zaten. Oxlade Chamberlain. Vur. Aferin be Ronaldo. Normalde ona vurmazdın sen ama vurdun. Adamsın o yüzden. Çeyro evet yeni transfer. Yeni oyuncumuz. Çeyro. En baştan FIFA Mobile devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç koşamıyor ama. Koşabilmesi de gerekiyor abi oyuncunun ya. Birazcık hızının artması lazım bu adamın. Güzel bir ortamı. Güzel gibi ama tam noktasına da ulaşmadı. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. Kaleci kurtardı. 2-1 öndeyiz. Ronaldo. Gomez. Frey. Gomez. Çok güzel. Vur. Harika bir gol. 3-1 oldu arkadaşlar. Güzel. Rakip zaten top kaybı yapıp duruyor. O yüzden rahatız. Oxlade Chamberlain kaleci güzel bir kurtar, güzel bir kurtarış yaptı. Güzel bir orta denemesi. Çeyro açıyor bu arada. Demek ki arkadaşlar takımdaki en iyi orta açan Çeyro. Ve gol be. Bu gol, bunun gol olması çok iyi. Çünkü rakip gördüğünüz gibi hani atakta. Ve ben eğer bunu kaçırsaydım maçı kazanamama ihtimalim vardı. Yani öyle de bir durum var ve evet öyle olacakmış. Evet maçı kazanamayacakmışım gördüğünüz gibi. Ama o atan gol olması sayesinde de maçı kazanmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle değişik saçma sapan bir etkinlik. Aslında saçma sapan değil ama ben tam böyle düşük hesaptan başlama kararını aldıktan sonra saçma sapan yani çok güzel bir etkinlik gelmiş. O da birazcık moralimi bozdu açıkçası. Hemen bir kez daha oynayalım arkadaşlar. O zaman 100 bin taraftar olabiliyorsak olalım. 100 bin taraftar olduktan sonra da zaten gerisi çok rahat bir şekilde gelecektir. Hemen o zaman sizlerle beraber bir 100 bin taraftar olalım bakalım. 100 bin taraftara yolculuk. Sonra 1 milyona kadar gideceğiz arkadaşlar. Bu hesapla artık uçurumlara kadar gideceğiz. Bakalım neler olacak. 78 yenlik bir hesabımız. Ve 74'ken belki bu hesabı ileride çekilişle yapabilirim ama hani sizlerle beraber videoda emekle yükselttiğim bir hesabı da hani
Hep videoda bu hesapla oynamak istiyorum. O yüzden bakalım abi ne kadar emek harcarsak o kadar gelişeceğiz. Gomez. Çok güzel. Tam 90. Ama başka hesap çekilişleri yapabilirim arkadaşlar. Hesap satan çok oluyor arkadaşlar. Mesela böyle 95'ken falan. Onları mesela alıp size çekiliş yapabilirim. Çok fazla fiyatı da olmuyor. Hani o kadar beni izliyorsunuz. Benden de size bir şeyler çıkması açısından size çekiliş yapabiliriz. Çekilişleri bakalım abi. İlerleyen zamanlarda yapabiliriz. 3-0 öne geçtik. Cheiro. Cani. Kötü bir şut. Sardeş. Gol attı bu arada rakipte. Ama ben bu maçı kaybetmem ya. Hatta kazanırım. Kazanırım kazanırım. Değil mi? Aynen. Tamam kazandım. Rakip zaten güçsüzdü galiba. Bayağı bir düşüktü gibi geliyor hatırlıyorum yani. Gomez sen şimdi atarsın golünü. Abi çok kötü vurdum ya. Bu ne? Oralardan güzel vurursun sen. Aferin işte budur be. Arkadaşlar bazı oyuncular uzaklardan çok güzel vurabiliyor. Bizim iki ileri hattaki yani iki siyahi oyuncu da öyle yani. Galiba evet. Bir aşırtma vuruşu gelecek. Güzel bir gol geldi. 6-3. Bence güzel vurdum ya aşırtmayı. Güzel gitti. Bakın şu anda fake atacağım. Bakalım olacak mı? Abi şu fake gerçekten çok saçma ya. Hiç rakibi geriye de düşürmüyor yani. Aynı şekilde hiç fake yapmasanız daha mantıklı. Hani en kaliteli şekilde bile yapsanız yine sıkıntı oluyor abi. Baksanıza hiç rakibi geride falan düşürmüyor. Ama yapmak da şimdi zor değil. Yapmak zor olsaydı belki birazcık daha sıkıntı olabilirdi. Bu arada rakip bana 5 tane gol atmış. Hani bilmiyorum ben çok zorlamadım. 9, 8, 9 da atabilirdim belki ama yani helal olsun yine 5 tane gol. Güzel atmış. Hiç beklemiyordum o kadar. Müthiş fırsatların hepsini atmışım ama iyi fırsatları bayağı bir kaçırdım. İyi fırsatlar arkadaşlar yani. Hemen devam ete basalım. Ve 100 bin oldu mu ya? Evet, 100 bin taraftarı çıktık. Ve arkadaşlar hemen karşı atak ödüllerini sizlerle birlikte alacağım da abi yeter. İki kere üst üste yanlış yere basınca gerçekten çok çıldırıyorum. Sinirleniyorum kendi kendime. Hemen ödüllere gelelim. Amatör bir ödülümüzü alalım. 100 tane amatör puanı veriyor ve bu bizim bir sürü paket açmamızı sağlayacak. Hemen açalım o paketlerden. 143'müş ya bir tane açabiliyoruz. Olsun bir tane de olur arkadaşlar. 8 tane beceri geliştiriciyle paket belki şey gelir. O oyuncununki gelir. Kaptan mıydı neydi? Aynen kaptandı. Geldi mi? Geldi. Kaptan geldi ve 83'ken oldu galiba. Bir bakalım. Allah Allah geldi lan şansa bak. Son anda geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseldi. Ve mutlu oldum. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya tıklayabilirsiniz. Videoya like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şu sıralar çok büyük artışımız var. Like atarsanız daha çok öne çıkartırsınız beni. O yüzden desteklemek istiyorsanız like butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.